Büyük şehirler konut fiyat artışı hızı sıralamasında geride kaldı. İstanbul 81 il içinde 70. sıraya geriledi. Büyük şehirlerde konut fiyat artış hızında azalma yaşanıyor. Öyle ki 2022'de 7. sırada yer alan İstanbul 70. sıraya geriledi. Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi, konut fiyat artışı sıralamasında ciddi değişimler olduğuna da değindi. Aylık artış son 4 yılın en azı bir kere. 2024 yılında 1.15 ile başlıyoruz gayrimenkuldeki aylık değer artışına. Yıllık artışta ise son 2 yılın en az seviyesindeyiz yine. Ama buradaki rakamda özellikle kırmızıyla yazdım, %75.5. Fiyat artışının, dikkat edelim, çok ilginç, en çok olduğu iller: bir numarada Şırnak var, %125 artmış. İki numarada Ardahan var, %122 artmış. Üç numarada Kırklareli var, %114 artmış gayrimenkuldeki fiyatlar bir yıl içerisinde. Burada son sıraları da yine enteresan şehirler almış. Adana var %49 ile, Adıyaman var %58 ile ve Antalya, bir zamanların lideri, %59 ile. İstanbul burada bu sıralamada 36.862 TL'de. Metrekare fiyatında, ortalama daire fiyatında 4.250.000'de. Bu 2023 yılında %142 artış varken 2024'te %65'e düşmüş fiyat artışı İstanbul'un. Peki büyük şehirlerde konut fiyat artış hızının düşmesinin nedeni ne? Çünkü belli bir seviyeye geldi fiyat. 2018 ile 2023 arasında zaten oldukça inanılmaz değer kazandı gayrimenkul. Hani şişme noktası dediğimiz bir noktada yer alıyor. Özellikle bu 5 büyük şehirde. Tabii bunun dışında etkenler de var. Bunlardan bir tanesi deprem korkusu ve benzeri İstanbul'daki sıkışma yüzünden tersine bir göç var. İstanbul, siz de haberlerinizde defalarca yaptınız, nüfus kaybı açısından son yıllarda küçük de olsa nüfus kaybediyor. Tersine göçten dolayı veya Ege'ye, Akdeniz'e, hani hayalini gerçekleştiren, İstanbul'dan kaçmak isteyen insanların gerçekleştirdiği hayallerden bir tanesi. Selvi yine en güvenli yatırım aracının gayrimenkul olduğunu söyledi. Şu anda mevduat faizinin yıllığı %45'lerde. Yani siz 1 milyon TL'nizi bankaya verdiğinizde 1.450 yıl sonu kazanıyorsunuz ama burada şu düşük oranlarda bile ortalama %75 gayrimenkul size kazandırıyor. Mutlaka tekrar söylüyoruz, gayrimenkul bu rakamlarla dahi yine en güvenli yatırım aracı olmaya devam edecek.